Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, bugünkü kitap tavsiyem Din, Kadın, Adalet. Sonya Cihangir Hoca'nın kadınlar için yaptığı güzel, basit bir çalışma. Ablalarımıza, bayan kardeşlerimize tavsiye ediyorum. Sonya Cihangir kimdir? Sonya Cihangir benim bildiğim iki tane meal yazarından birisi kadın olarak. Maalesef kadın mealcilerimiz, meal yazarlarımız az. Onlardan birisi Sonya Hoca. Sonya Hoca İstanbul'dan dostumuzdur, arkadaşımızdır. Şu anda tabii Türkiye'de değil ama Türkiye'de olduğu yıllarda 114 derneğinde beraber sohbetler yapmıştık. Sohbetlerine katılmıştık. Biz konuştuk, o dinledi. O konuştu, biz dinledik. Uzun bir süre beraberliğimiz oldu Türkiye'de olduğu yıllarda. Kendisi dolu dolu bir kadındır. Petrol mühendisi, jinekolog ve İslam araştırmacısı, yazar. Meali de var. Tabiri caizse on parmağında on marifet türünden bir ablamızdır. Ben kadınlarla ilgili sorulara cevap vermediğim için bir yandan da böyle bir yazarı size tavsiye etmek istiyorum. Sonya Cihangir'i okuyabilirsiniz, bakabilirsiniz. Her konuda aynı fikirde değiliz tabii ki. Aynı fikirde olmadığımız konular olmasına rağmen yine de Kur'an'ın tek kaynak olması konusunda çok iyi bir dostluğumuz olmuştu. Fikirdaşlığımız olmuştu. Mealinde, Sonya Hoca'nın mealini ben tavsiye edemedim dostlarıma. Sebebi Türkçe problemi. Türkçesi zayıf olduğu için Sonya Hoca, o zayıf Türkçe ile çevirisinde herhalde derdini tam anlatamamış gibi düşünüyorum. Yani ben de şu mealde bu dostlar. Sonsuz rahmet, Kur'an meali Sonya Hoca'nın. Ama Türkçe probleminden dolayı manalar istediği gibi anlatılamamış. Onun için tavsiye ettiğim meallerden değil, tavsiye ettiğim insanlardan diyeyim. Evet dostlar, şimdi videomuza geçiyoruz. Videomuz anlata anlata dilimizde tüy bitti meselesinden haram helal meselesi. Şimdi haram helal meselesini çok basit bir şekilde izah edeceğiz arkadaşlar. Şimdi yapılan hile neydi? Yapılan hile Rasul Nebi farkını saklamak. Ehl-i sünnet Rasul ve Nebi farkını insanlardan saklayarak, her yere peygamber yazarak, işlerine gelen ayeti alarak insanlara peygamberin de haram helal koyacağını kabul ettirmeye çalışıyorlar. Peygamber kelimesini kasıtlı kullanıyorum onların derdini anlatabilmek için. Onların derdi bu. Diyorlar ki Allah ve peygamberi haram helal koyar diyorlar. Ayete gelince Resul oluyor. Ayette Allah ve Resulünün haram kıldığı diyor. Şimdi Allah ve Resulünün haram kıldığını gösteren ayeti getiriyorlar, insanlara sunuyorlar. Ama Allah'ın nebisiyle geçen tahrim 1-2'yi hiç anlatmıyorlar, hiç göstermiyorlar. Şimdi çelişkileriyle beraber, problemleriyle beraber tam bir suçüstü videosu arkadaşlar. Tam suçüstü. Edip abinin 7-8 dakikalık bir videosu var bu haram helalle ilgili. Lütfen seyredin. Nasıl ifşa olduklarını görün. Adamlara diyorsun ki, ya diyorsun, İşte Allah'tan başka kimler haram helal koyar? Adam da söylüyor. Allah'tan başka işte fıkıh alimleri, evliyalar, enbiyalar, tasavvuf falan listeyi sayıyor. Allah diyor ki başka haram göremiyorum de diyor. İşte arkadaşlar, özellikle ehl-i sünnet inancının haram helal konusunda girdiği en büyük sıkıntının ifşasını müsaadenizle size şöyle gösteriyorum. Önce şahsı dinleyelim. Bakın ne kadar kendinden emin konuşuyor. Hani biz sünnet kabul etmiyoruz, bize ayet oku diyorlar. Al işte okudum sana ayet. Bunu ne yapacaksın? Hemen tevil edeceksin. Ya o açık. Allah'ın haram kıldıklarını haram kabul etmeyenleri de Allah kafir sayıyor. Resulünün haram kıldıklarını haram kabul etmeyeni de Allah kafir sayıyor.
İkisiyle de mukatele, muharebe edeceksin diyor. Bu sefer kısır döngü başa döneceğiz. Diyecek ki ben ne bileyim peygamberin gerçekten o şeye haram dediğini nereden bileyim? Sen hadise göre ona haram diyorsun diyecek. Gavur da diyecek ki o zaman ben ne bileyim Allah'ın filanca işe haram dediğini, sen de ayetle haram diyorsun diyecek. Bu bir kısır döngüdür, bu bitmez. Çare ne biliyor musun? Allah'a ve Resulüne, ayete ve hadise birlikte iman edeceksin, kapatacaksın bu sayfayı. Yok, hadisi inkar edeceğim ben ille de diyorsan, o zaman ayeti de inkar edeceksin, sen de kurtulacaksın, biz de kurtulacağız. Duydunuz mu arkadaşlar? Şimdi sadece bir dakikalık video olduğu için baştan sona bir kere seyrettik. Şimdi adamın demek istediğini beraber dinleyelim. Bakın ne söylüyor. Buyurun. Birinci ayet. Hani biz sünnet kabul etmiyoruz, bize ayet oku diyorlar. Al işte okudum sana ayet. Bunu ne yapacaksın? Hemen tevil edeceksin. Ya o açık. Allah'ın haram kıldıklarını haram kabul etmeyenleri de Allah kafir sayıyor. Resulünün haram kıldıklarını haram kabul etmeyeni de Allah kafir sayıyor. İşte arkadaşlar, onlar Allah ve Resulünün arasını açmak isterler ayeti var ya. Onlar Allah ve Resulünü birbirinden ayırmak isterler. Şimdi burada Allah ve Resulü derken bu gördüğünüz şahıs Kur'an ve sünnet diyor. İşte problem burada başlıyor dostlar. Şimdi bununla ilgili özellikle şu yazdığım kitabı tavsiye ediyorum. Senin derdin nedir? Resul Nebi farkını detaylı bir şekilde anlattığım kitabımdır. Lütfen gayret edin, bir inceleyin. Şimdi Allah ve Resulünün arasını niye açıyorlar? Allah Kur'an, Resul hadis ve sünnet ise önce iyi niyetle dediğini kabul edelim. Diyelim ki Allah ve Resulü iki ayrı şeydir. Allah Kur'an, Resul de hadis. Şimdi Allah Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Enam 145. Dört tane haram sayıyor. Biraz sonra göstereceğim. Peki Resul ne diyor? Resul de diyor ki hayır. Bu dört yetmez. Bu dört artı diyor. Artı. Başlıyor saymaya. İşte Hanifiler diyor ki balığa benzemeyenler, midye, tilki, sırtlan, kaplan, aslan, sayıyor. Köpek, kedi. Sonra Şafii sayıyor. Şafii de diyor ki tilki helal. Denizden yakaladığın her şey helal diyor. Şimdi biz önce şunu soruyoruz. Diyoruz ki kardeşim, Allah Kur'an, senin dediğin gibi Resul hadis ve sünnet ise, hadis ve sünnetler haram konusunda neden tek fikir değil? Allah tek fikir. Kur'an'da yazıyor. Sen de diyorsun ki hayır, Allah haricinde Allah hükmüne ortak olarak Resulü de seçiliyorsun. Resul de haram helal koyar diyorsun. Biz de soruyoruz, diyoruz ki madem Resul de haram helal koyar Allah'ın dördüne ilaveten, o zaman bu haramlar ve helaller neden tutmuyor? Neden aynı değil? Şafii'nin haram dediğine Hanifi helal diyor. Ve ikisi de hadisle bunu söylüyor. Sen de diyorsun ki Resul haram helal koyar. Şafii'nin koyduğu haram mı doğru? Hanefi'nin koyduğu haram mı doğru? Maliki'nin koyduğu haram mı doğru? Hanbeli'nin koyduğu haram mı doğru? Neden bu çelişkiyi hiç bahsetmiyorsun da? Diyorsun ki hadisler Allah gibi haram helal koyar. Devam ediyoruz. Şimdi ayetleri de göstereceğim dostlar. İkisiyle de mukatele, muharebe edeceksin diyor. Bu sefer kısır döngü başa döneceğiz diyecek. Şimdi bunu kısır döngü zannediyor. Bakın buradaki bu kadar net olan bir şeyi, çelişkiler, birbirinin tam tersinin yazdığı kitaplar var, hadis kitapları var. Diğerinde de Kur'an var. Kur'an dört tane haramı sayıyor. Diyor ki kan, leş, domuz ve Allah adına kesilmeyenler. Dört tane haramı sayıyor. O da diyor ki hayır diyor. Resul de diyor, hadislerle diyor, haram ve helal koyar diyor. Sen bunu sorduğun zaman bakalım çelişki neymiş, dinleyelim. Diyecek ki ben ne bileyim peygamberin gerçekten o şeye haram dediğini nereden bileyim? Sen hadise göre ona haram diyorsun diyecek. Şimdi ben soruyorum. Diyorum ki ben nereden bileyim Resul'ün ona haram dediğini? Ben nereden bileyim? Haksız mıyım? Şimdi bununla Kur'an'ı kıyasına bakın. Allah'tan korkmazlar. Bakın ne diyor? Gavur da diyecek ki o zaman benle... Bak, gavur da diyecek
E biz gavur muyuz? İki Müslüman kendi aramızda konuşuyoruz. Gavuru niye katıyorsun? Sen gavuru niye katıyorsun? Uyanık ya. Peki iki Müslüman birbirine derse ne olacak? Şimdi iki tane Müslüman. Biri ötekine diyor ki ya kardeşim sana Kur'an yetmiyor mu? Öteki Müslüman da diyor ki yetmiyor hadise bakmam lazım. Gavuru niye katıyorsun? Kendini uyanık zannediyor. Peki gavur ne diyor? Ne bileyim Allah'ın filanca işe haram dediğini sen de ayetle haram diyorsun diyecek. Evet. Çünkü ayet korunuyor. Bu kadar basit. Ben ayete iman etmişim. Ayetin sayısı belli, sayfası belli, cilti belli. Hadisin belli mi? Bunu gavura söyleyemiyor musun? Gavura diyemiyor musun? Kardeşim senin İncil'in neyse benim Kur'an'ım da odur. Sen nasıl İncil'e güveniyorsan ben de sadece Kur'an'a güveniyorum. Neden diyemiyorsun? Hristiyan'a karşı Kur'an'ı savunmak için hadisleri de savunmak gerektiğini zannediyor. Kurduğu cümle bu. Bir gavur diyor sana gelip de diyor böyle derse diyor. Sen diyor çelişkiye düşersin. Çelişkiye düşmemek için hadisleri de kabul et diyor. Ne kadar güzel değil mi? Evet. Bu bir kısır döngüdür. Bu bir kısır döngü falan yok arkadaşlar. Kelime oyunu yapıyor. Asıl kısır döngü hadislerin içinde var. Yersen haram, yemezsen haram. Kesersen haram, kesmezsen haram. Alırsan haram, almazsan haram. Çelişki ve kısır döngü hadislerin kendi içinde. Kur'an'da çelişki olmaz. Bitmez. Çare ne biliyor musun? Hı. Allah'a ve Resulüne, hı, ayete ve hadise bir... Bakın, Allah'a ve Resulüne, Allah'a ve hadise diyor. Peki Allah hadis demesini bilmiyor mu? Kur'an'da hadis geçen yerleri yüzlerce kere vermedik mi? Niçin bunu söylerken hadis geçen bir ayeti kullanamıyorlar dostlar? Hadis Arapça bir kelime. Niçin Resul'ün hadislerine uyun diye bir ayet yok? Neden? Neden yok? Hadis Arapça. Câsiye 6, Lokman 6, Tur 34, özellikle Yusuf 111. Hadis yazar, hadis. Bakın bakalım hadis yazan yere. Resul'ün hadisi mi yazıyor, ne yazıyor? Ahsanel hadis. En güzel söz Allah'ındır. Eğer siz bir hadis arıyorsanız o en güzel hadis Allah'ındır. Ayet. Ama hadis ile savunamazlar. Sünnet kelimesiyle savunamazlar. Neyle savunurlar? Resul'e gidiyor. Resul'e itaat edin. Resul ise haram helal kılar diyor. Ondan sonra da Resul kimdir? Muhammed'dir. Muhammed ne demiştir? Hureyre'ye bakın, Buhari'ye bakın diyor. Dostlar, devam edelim. İlkte iman edeceksin, kapatacaksın bu sayfayı. Yok, hadisi inkar edeceğim ben ille de diyorsam, o zaman ayeti de inkar edeceksin, sen de kurtulacaksın, biz de kurtulacağız. Peki, hadisi de inkar edeceksen diyor, ayeti de inkar edeceksin. Peki siz niye hadisleri inkar ediyorsunuz? İran'daki hadisleri inkar ediyorsunuz, Selefilerin hadislerini inkar ediyorsunuz. Dostlar, bunların hepsi hadis inkarcısı, emin olun. Hepsi hadis inkarcısı. Ama başka tarikatların hadislerini inkar ediyorlar. Şimdi gelin ayetler ile izah edeyim bunu. Şöyle bakın. Sizin için buradan ayetleri hazırladım dostlar. Eğer derdiniz hakikati anlamak ise çok basit. Ama yok. Amacınız hakikati görmek değilse. Buyurun. Birinci ayet. Şöyle biraz da kendimizi küçültelim. Şimdi bu su kurnazlarının sakladığı ayettir bu. Tahrim suresi 1. 2. ayet. 66. sure Tahrim suresi. Şimdi arkadaşlar Tahrim suresinin 1. ayeti der ki ey Nebi eşlerinin rızasını gözeterek Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine haram kılıyorsun? Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Şimdi burada bu gördüğünüz ehli sünnetin hepsinin istisnasız hepsinin yaptığı hile nebi yazan yere peygamber yazıp hakikati saklamak dostlar. Peygamber Farsça bir kelime. Orada nebi yazıyor. Resul yazan yere resul yazmış. Ama nebi yazan yere niye peygamber yazıyorsun? Buyurun, bakın. Bakın, Diyanet. Bakın, aynı Diyanet.
Bakın Diyanet. Vallahi aynı sayfa, aynı yer. Aynı yerden. Tahrim açıyorum. Ey peygamber. Ondan sonra açıyorum burayı, Tövbe'yi. 9. sure 29. ayet. Resul. Bir de her tarafa peygamber yazanlar. Şimdi bakın dostlar, yapılan hile şu. Bunu saklarlar. Hani Allah'ın Resulü haram helal koyabiliyordu? Bak, koyamıyor. İkaz alıyor, uyarıyor. Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendini haram kılıyorsun diyor. Resulün haram helal kılma yetkisi yok muydu dostlar? Kendisi öyle demiyor mu? Bir karış sakal ile Resul haram helal koyar demiyor mu? İşte Resul koymuş, ne oldu ayette? Ama bunu saklıyorlar. Bakın dostlar, burada Nebi yazar. Kur'an'da Nebi ne diyorsa verin yazmaz. Nebi ise ne veriyorsa alın yazmaz. Nebi kendi hevasından konuşmaz yazmaz. Allah'a ve Nebisine itaat edin yazmaz. Allah'a, Allah ve Nebisi haram helal koyar yazmaz. Peki neden? Bakın sahabe de zaten Nebi'ye itiraz ediyor. Bir sürü yer var. O ama ile ilgili olan yeri herkes biliyor zaten. Klasiktir. Şimdi o zaman Resul nedir? Bakın geçiyoruz Resul'e. Evet. Şimdi burada Resul diyor. Allah ile Resul'ün arasını ayıranlar buradan Kutub-i Sitte'ye gitmeye çalışıyor dostlar. Halbuki Resul'e itaat Allah'a itaattir. Resul kendi hevasından konuşmaz. O sadece kendine vahyedileni uyar. Resul ve Nebi nedir? Ölene kadar tekrar söyleyeceğiz dostlar. Nebi 40 yaşından ölene kadar Nebidir ve hatta cennette de Nebilik devam eder ahirette. O sıddıklar, şehitler ve Nebilerle birliktedirler. Erdemli insanlar. Cennetlikleri anlatırken onlar cennette şehitler, sıddıklar ve Nebilerle beraberdirler. Yani Nebilik cennette, ahirette dahi devam eden bir kavramdır. Ama Resul nedir? Resul, Nebi'nin aldığı vahyi tebliğ ettiği andaki konumudur. İtiraz onun için edilmez. Resul'ün vahyi, aldığı vahyi tebliğ ettiği andaki konumudur, pozisyonudur, makamıdır ve itiraz edilemez. O kendi hevasından konuşmaz. O sadece kendine vahyedilene uyar. Sayısız ayet var. Bütün Resullere bakın, Resul geçen yerlere bakın dostlar. Göreceksiniz bunu. Şimdi size müsaadenizle Ehl-i Sünnet'in içinde bulunduğu durumu ayetle gösterelim. Bakın şuradan hangi ayetmiş bu? 148-150. Şuradan 146-145. Evet. Bakın arkadaşlar. Konu burada başlıyor. Enam suresinin 145. ayet. Edip abiden aldım. Çünkü teker teker numaralamış haramları. Bakın ne diyor. De ki, bana vahyedilende yiyen birisi için şunların dışında haram edilmiş bir madde bulamıyorum. Bakın, Allah ayette meydan okuyor. Şu dört madde haricinde herhangi bir haram bulamıyorum de diyor. Herhangi bir haram bulamıyorum. Arkadaşlar, yiyecek konusunda, bakın içecek demiyorum. Yiyecek konusunda Kur'an'da sadece dört tane yasak vardır. Başka yok. Bu yasağın da hikmeti çok ilginç. Mesela bu dört madde yasak olmasa hiç kimse bir şey yasak diyemeyecekti. Hiç kimse herhangi bir şeye haram diyemeyecekti. İşte sünnetullah burada devreye giriyor. Allah test için dört tane haram madde koyuyor. Şu anda 4 milyon tane haramımız var. Yüzlerce, binlerce, on binlerce haram var. Neden? Çünkü Kur'an'da dört tane haram var. Allah herhangi bir şeye, yiyecek için herhangi bir şeye haram demeseydi, yani şu dört maddeyi koymasaydı, hiç kimse bu haramdır diyemeyecekti. Müthiş bir sünnet. Allah dört tane haram veriyor.
Neticede yüz binlerce haramımız var. Ve Allah ayette bu yazılan dört maddeden başka göremiyorum dediği halde. Göremiyorum de dediği halde. Bakın, de ki bana vahyedilende yiyen birisi için şunların dışında haram edilmiş bir madde bulamıyorum. Bir, leş. İki, akıtılmış kan. Üç, domuz eti ki pislik pistir. Dört, Allah'tan başkasına sapıkça adanmış yiyecektir. Zorda kalan bir kimse istekli olmaz ve sınırı aşmazsa kuşkusuz senin Rabbin bağışlayandır, rahimdir. Bakın, bunlarda bile ölmemek için yiyebilirsiniz. Çok zorda kalırsanız. O da istisna olarak geliyor. Şimdi bu ayete rağmen Ehl-i Sünnet ne diyor? Ehl-i Sünnet bu yazılan ayetleri beğenmiyor dostlar ve diyor ki bakın 146. Burada 146'da da Allah'ın daha önce verdiği yasakları önce bir okuyalım. Yahudilere tüm tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sığır ve koyunun da yağlarını haram ettik. Ancak sırtlarında yahut bağırsaklarında taşıdıkları veya kemiklerine karışmış olanlar hariç. Aşırı gitmelerinden ötürü onları böyle cezalandırdık. Biz doğru söylüyoruz, doğru sözlüyüz. Şimdi Allah'ın sünnetullahı gereği daha önceki kavimlerde, daha önceki dinlerde yasakların farklı olduğunu da görebiliyoruz. Mesela Allah iç yağını yasaklıyor bakın. Görüyorsunuz yağı yasaklıyor. Kıyıda köşedeki hariç. Şimdi niye yağ serbest? Arkadaşlar, yağ ya da domuz zararından dolayı değil. Allah'ın emri. Domuz yasak. Pistir. Bitti. Allah pis demiş, yasak. Bitti. Bunun artık altından bir şey aranmaz. Çünkü Allah'ın kesin emri var. Leş. Bitti. Yasak. Şimdi Allah'ın yasağının altında başka bir şey ararsanız aynı şartlar ile başka şeyleri de haram kılma ihtiyacı duyuyorsunuz. Çünkü oraya bir gerekçe koyuyorsun. O gerekçeyi oradan alıp da başka bir yere uyduğu zaman onu da haram kılmak zorunda kalıyorsun. Allah böyle bir şey demiyor. Bizzat isim söylüyor. İsim söyleyerek haram kıldığını söylüyor. Şimdi bizimkilerin problemi ne? Bakın bizimkilerin problemi seni yalanlarlarsa Rabbiniz geniş rahmet sahibidir ve onun cezası suçlu toplumlardan geri çevrilemezdi. Şimdi devam ediyoruz dostlar. Bakın en kritik yere geliyoruz. Bak Enam 150 dostlar. Bu Enam 150 Ehl-i Sünnet'in kendi uygulamasının suçüstü yapıldığı ayettir. Allah ayeti kerimede diyor ki kul de ki Allah'ın şunu haram ettiğine tanıklık edecek tanıklarınızı getirin. Tanıklık ederlerse onlarla beraber tanıklık etme. Şimdi dostlar, eğer bu ayete iman ediyorsanız, karşınızdaki insanlara şunu soracaksınız. Diyeceksiniz ki, ey Ehl-i Sünnet kardeşim, söyle bakalım bu dört madde haricinde haram neler var? Eğer o size bu dört madde haricinde haram veriyorsa, haram sayıyorsa artık oradan kalkın ve gidin dostlar. Siz onlarla aynı dinden değilsiniz. Onlar bu ayete göre müşrik. De ki Allah'ın şunu haram ettiğine tanıklık edecek tanıklarınızı getirin. Getiriyorlar. Kutub-i sitte. Fıkıh kitapları. Haram ve helal koyan bütün kitaplar bu ayette geçen cümle dostlar. Sorun ya. Ama ayet olduğunu söylemeyin. Enam 150 demeyin. Onlara deyin ki şu dört madde haricinde haramlar nerede yazıyor? Bir getirir misin? Tanıklarınızı bir getirir misiniz? Şahitlerinizi bir getirir misiniz diye bir soru. Onlar da size desinler ki Hanefi mezhebine göre midye mekruhtur, tilki haramdır. Getirsinler tanıklarını. Onlar o tanıkları getirdikten sonra size mezhepleri getirdikten sonra mezheplerin haram helallerini getirdikten sonra onlara deyin ki siz ifşa oldunuz, bize müsaade. Siz Enam 145'teki haram listesine ilave listeleri getirdiniz. Enam 150'de bahsedilen haramları getiren müşrikler sizlersiniz.
ayet diyor, meydan okuyor. Siz de o meydan okumaya cevap veriyorsunuz. Hadi bize müsaade deyin ve kalkın dostlar. Bakın ayet ortada. Şuradan rahat görmeniz için özür dilerim. Şunu şöyle biraz çekeyim. Bakın, lütfen ayeti anlamaya çalışın. Bakın, de ki Allah'ın şunu haram ettiğine tanıklık edecek tanıklarınızı getirin. Uygulayın ya, lütfen uygulayın. Onlar da getirecekler zaten. Tanıklık ederlerse onlarla beraber tanıklık etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların keyfine uyma. Onlar Rablerine başkalarını eş koşmaktadırlar. Adamlar haram helal koyma konusunda İmam-ı Şafii, İmam Maliki, İmam Hanbeli ya da İmam Hanifi gibi isimlerin talebelerinin ya da eserlerinde yazan haram listelerini Allah'a meydan okuyarak bu ayete muhatap olarak size getirip sunacaklar. Ve siz onlara ifşa olduklarını söyleyin ve yollayın gitsinler. Evet, şu ayete bakmış mıydık? Şuna da bakalım. Evet. Ortak koşanlar Allah dilemeseydi bir aynı. Tamam. Dostlar, mesele bu. İnşallah anlamışsınızdır. Bakın, Allah Enam 145'te 4 tane haram sayıyor ve bunun haricinde haram yoktur diyor. Enam 150'de Allah müşriklere meydan okuyor. Diyor ki, Allah'tan başka haram ve helal koyucularınız var mı? Soruyor. Bizimkiler de var diyor zaten. Siz de söyleyin. Bu 4 haram haricinde haram var mı? Tanıklarınızı getirin diyeyim. Onlar da size tanıklarını söylesinler. Hakikaten söylüyorlar. Deyin ki bu 4 madde haricinde haram koyanlar kimlerdir? Fukuha, fıkıh alimleri, içtihat alimleri, mezhep alimleri. O zaman onlara diyorsunuz ki siz ifşa oldunuz, bize müsaade. Ne kadar güzel değil mi? Eğer anlamak isterseniz dostlar, adamlar Enam 150'ye muhatap olan kişi olduklarının farkında değiller. Ama siz anlayın. Siz anlayın ve ondan sonra da sorun onlara. Deyin ki, ya tamam bu haramları getiriyorsunuz da, niçin bu haramlar konusunda tek fikirde değilsiniz? Ya Allah Resulü karar veremedi mi? Tilki haram mı, helal mi karar veremedi mi Allah Resulü? Diye sorabilirsiniz. Düşünmeniz, vakfetmeniz ümidiyle.